turda sınıflar karşılıklı konularını bizlere anlatacaklar. Münazaramızın konusuna gelince, pandemi döneminde sosyal hak ve özgürlükler devlet tarafından kısıtlanmalı mı, kısıtlanmamalı mı? Enfeksiyondan korunma ve kontrol yöntemleri uygulanarak enfeksiyonun toplumda yayılmasını azaltmak ve pandeminin erken dönemlerinde ortaya çıkacak enfekte kişi sayısını ve pandemi nedeniyle oluşacak vakaları önlemek mümkündür. Toplumsal hareketliliğin kısıtlanması ve sosyal mesafe kurallarının tam olarak uygulanabilmesi için karantina, bazı iş yerleri ve okulların kapatılması ve sokağa çıkma yasağı getirilmesi gerekmektedir. Burada asıl amaç virüs karşısında dirençli olabilmektir. Gelişen dünya teknoloji ve sağlık endüstrisiyle hastalıklara tedavi bulunmaya başlanmış, ölüm sayıları azaltılmıştır. Her bulaşıcı hastalığın farklı enfekte olma yolları vardır, haliyle de farklı koruma yöntemleri vardır. Aşının bulunması, toplumun bağışıklığının azalması, bağışıklığı az olan insanların vefatıyla birlikte pandemi bitmeye yaklaşmış, hatta bitti de diyebiliriz. Yani bir kuş gibi kafese hapsettik hepsini. Ben size bu durumu İngiltere'de yapılan bir çalışmayla örnek vermek istiyorum. İntihar düşünceleriyle yardım arayanların sayısı ülkede ilk karantina uygulamasının başladığı 23 Mart'tan bu yana 3 kat arttı. Psikiyatristlerin hastanelerin yüzlerce hastayla dolup taştığı ülkenin bir akıl sağlığı salgını ile karşı karşıya olduğu konusunda uyardım.